eski başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu. Erken seçimle ilgili dikkat çeken iddialarda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Devlet Bahçeli konusunda uyardı. Bahçeli sürprizleri sever dedi ve şu şekilde konuştu. Rasyonel bakış açısından bugün yasal, prosedürel ve psikolojik olarak bir erken seçim yapmak zor. Çünkü sadece Cumhurbaşkanı erken seçime karar verebilir. Cumhurbaşkanının mecliste çoğunluğu var ve elinde de mutlak güç var. Neden böyle bir gücü riske atsın daha 2 veya 3 senesi varken? Ancak Türkiye'de tecrübeli bir siyasetçi olarak öğrendim ki siyasetin rasyonelliğinden emin olmayacaksın. Erdoğan ve bu koalisyon için 2023'e kadar devam etmek zor. Erdoğan Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı. Çünkü Bahçeli'yi biliyoruz, sürprizlere bayılır. Erdoğan Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı demiş. Hatırlarsanız 2002 yılındaki erken seçim kararını da Devlet Bahçeli almıştı. Ecevit hükümetinde koalisyondaydı ve Türkiye bir erken seçime gitti. AKP tek başına iktidara geldi. Şimdi geldiğimiz süreç içerisinde de Bahçeli tekrar bir erken seçim isteyerek belki de AKP iktidarının sonunu getirecek diyenlerin sayısı epey bir fazla. Ne olacak, ne bitecek bilmiyoruz ama bütün muhalefet partileri kendisini 2023 yılından önce yapılacak baskın bir erken seçime hazırlıyor. Hazırlıklarını da buna göre yapıyor. Elbette bugün muhalefet partilerinin seçim kararı alması mümkün değil. AKP ve MHP isterse bir seçim olacak. Zaten muhalefetin bugün seçim istemesinin hiçbir mantığı yok. Bu seçim ne kadar geç yapılırsa yapılsın, vatandaşın gerçek problemleri, gerçek sorunları biraz görmesi daha da net olacak. Bugün herkes her şeyin farkında değil. Ekranların büyük bir bölümünde gerçekler gösterilmiyor, gerçekler yansıtılmıyor, vatandaşın gündemi konuşulmuyor, sokağın sesi dinlenmiyor, gençlerin sesine kulak verilmiyor, işsizlerin sesine kulak verilmiyor, emeklilikte yaşa takılanların problemine kulak verilmiyor, kulakları tıkanmış durumda. Mağdurların sayısı arttıkça, vatandaşın derdi, problemi, sıkıntısı arttıkça önüne bir sandık konulduğu zaman yeter artık değişim istiyorum diyerek bir karar verebilir. Kararsızların sayısı da epey bir fazla. Yapılacak herhangi bir seçimde seçimin kazananını zaten kararsızlar belirleyecek. Geldiğimiz süreç içerisinde bugün baskın bir seçim yapılsa adamlar hala güçlü. Ama bu seçim 1 yıl sonra, 2 yıl sonra, 3 yıl sonra yapılacak olsa bu kadar güçlü olmayacaklar. O yüzden bugün onlar erken seçim istese bile muhalefet bu oyuna gelmeyip erken seçim kararına rest çekmeli.